Eşim avukat. O da geziyor mu sizle beraber? Yok, katiyen gez. <gülüyor> <gülüyor> hani hayatın e, içinden başka bir şeyle uğraşmayı özlüyoruz. Mesela ben çok özlüyorum. Aile kavramı milletvekilliğiyle bağdaşmıyor bence. Ben aslında çocuğum demeyi tercih ederim ama iki oğlum var, evet. Bu kadar gerilimden nasıl sağlıklı bir ruh haliyle çıkabiliyorsunuz? Sağlıklı olduğumuzu kim söyledi? <gülüyor> <gülüyor> bu yasalar sadece erkekler için yapılmıyor, Türkiye'de herkes için yapılıyor ve biz bu toplumun yarısıyız hani. Ya ben eskiden daha iyiydim hani en azından düzenli bir hayatım vardı gibi. Şüphesiz insani bir duygu bazen olabiliyor, evet. Meryem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Kaç yıldır siyasetle uğraşıyorsunuz? Ben 2009'da doğrudan parti meclisine girdim, ee, sonra MYK, Genel Başkan Yardımcılığı ve bugüne kadar devam ediyor. Öncesinde siyasetle doğrudan bir hani üyelik, yöneticilik statüm yoktu ama tabii ki seçmen ya da hukukçu olarak desteklediğim partiler vardı. Parti vardı yani. Siz hukuk fakültesi mezunusunuz mu? Tabii, evet. Serbest avukatlık yapmışsınız. Yaptım. 91'den 2009'a kadar aralıksız avukatlık yaptım. Şu anda yapmıyorsunuz. Şu anda yapamıyorum. Milletvekiliyle bağdaşmayan işler dağıtmış. Evet, mi? evet, bağdaşmıyor. Maalesef bağdaş bağdaşmıyor. Yani mesela şunu da anlamadım. Serbest muhasebecilik bağdaşıyor efendim. Mühendislik bağdaşıyor da niye avukatlık bağdaşmıyor? Yani kanunlarda bir mantık aramamak lazım. Ben milletvekili olduktan sonra bunu daha iyi anladım. Yani avukatlık yaparken şüphesiz eleştirdiğimiz kanunlar şurası niye böyle düzenlenmiş falan diyorsunuz ama Mecliste bunu görüyorsunuz. Yani o an iktidardaki partinin kafasına esmiştir. İşte efendim büyük şirketler açsın vekiller örneğin. Holdingler zenginleşsin ama avukatlık yapamasın. Örneğin ben bu kadar aktif avukatken şu anda cezaevlerine avukat kimliğini ziyaret edemiyorum. Adalet Bakanlığı'ndan izin almam gerekiyor. Halbuki siz aynı zamanda şu anda baro kaydınızı da silmek zorundasınız. Silmedik, yani. yok. Baro kaydını silmiyoruz ama Uyap sisteminden hani fiilen dilekçe vermek, avukatlık yapmak, temsil etmek e, kaldırıldı. Orada da bir istisna var. Bazı davalarda işte e, devlete karşı olmayan suçlar ya da işte kamuya karşı olmayan suçlar gibi bir ayrım var. Yapabilirsiniz gibi bir şey var. E, bunun kaynağı da galiba e, Madımak davası. O zaman hatırlarsınız Şevket Kazan e, cübbe giyip sanıkları savunmuştu. Evet. Hani bir katliam davası evet. büyük bir olay. Şevket Bey o zaman milletvekili. E, o zaman milletvekiliydi. Ondan sonra şey oldu. Hani böyle bir tartışma yaşandı ve. ...şu anda bağdaşmayan e, mesleklerden. Siyasete ilginiz olduğu için hukuk okudunuz yoksa hukuk okuduktan sonra mı siyasete ilginiz arttı? Yani ben e, sonuçta bir Kürt çocuğu olarak büyüdüm. Babam memurdu, öyle söyleyeyim e, ve haksızlıklar, hani e, zorlukları küçük yaşta tanışırsınız ya. Ben ilkokuldan itibaren hep avukat olacağım demiştim. Yani böyle bir hayalle okudum. Sonra avukat olduktan sonra tabii ki davalar, e, işte işkenceden tutun e, birçok ağır insanlığa karşı suçlara tanıklık ettim. Ben Diyarbakır'da avukatlığa başladım. 88 ve 94 yılları arasında İnsan Hakları Derneği'nde yöneticilik yaptım. En ağır süreçti öyle söyleyeyim. E, mesela biz günde 10 tane faili meçhul cinayet başvurusu alabiliyorduk ya da köy yakması ya da benzeri olaylar. Doğal olarak bir savunu, bir değiştirme isteği, buna karşı bir mücadele hani o alanda da yapıyorduk ama... ...böyle bir durum ama siyaseti ilgiden ziyade biraz koşullar oraya götürdü. Hani ağırlıklı olarak insan hakları çalıştım avukatlık hayatım boyunca ve kadın hakları alanında çok yoğun bir mesai yaptım içeride, yurt dışında vesaire. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde sayısız başvurum var. Mesela ilk e, opus kararı vardır, aile içi şiddet, evet. Türkiye'nin e, mahkum edildiği. Orada da başvurucu avukatıydım, yani... E, bir damadın kayınvalidesini öldürdüğü bir dava. Ama 36 başvuruya rağmen önlem alınmamış mesela. Ondan sonra 2009'da e, hatırlarsınız belki, KCK operasyonları oldu. Bir anda e, legal siyasetçiler gözaltına alındı, tutuklandı. Çok e, büyük bir haksızlıktı. O zaman teklif edildi partiden. E, doğrusunu isterseniz benim iç duygum da şuydu. Ya bu dönem zor bir dönem, kabul etmeliyim. Geçmişte de çok e, gelinmişti hani e, partiye ya da e, işte milletvekilliği ya da belediye başkanlığı. Hep red etmiştim çünkü ben e, aktivist olmayı tercih ediyordum hani insan hakları alanında. 2009'da bu sebeple kabul ettim aslında. Hani ilgim yaşadıklarım, bulunduğum ortam, mesleğim, karşılaştığım haksızlıklar bir bütün yani böyle tek bir sebebi yok. Evlisiniz? Evliyim evet. Çocuklarınız? İki çocuğum var, iki oğlum var. Ben aslında çocuğum demeyi tercih ederim <laughs> ama iki oğlum var evet. Okuyorlar mı? İkisi de e, üniversiteli. E, biri bitirdi. İTÜ'den mezun. E, diğeri daha devam ediyor bilgisayar mühendisliğinde devam ediyor. İstanbul'da mı yaşıyor? İstanbul'da evet. Evet. Siz onlarla mı yaşıyorsunuz? Yok. Ben her akar. yerde yaşıyorum. <laughs> ya yani birkaç evim var. Biri burada, İstanbul'da, biri Ankara'da, biri Diyarbakır'da, biri Siirt'te. Adana'dayken Adana'da. E, yani böyle iller arası bir yaşam. Ama Siirt'te bağlantınız Şu anda Siirt milletvekiliyim. Adana'dan de... sonra. Ha, Adana evet, evet, Şimdi evet. Siirt. Şimdi Siirt milletvekiliyim, evet. Böyle geziyorsunuz yani. Tamamen geziyorum, mütemadiyen <laughs> geziyorum yani. İlginç bir hayat. Kesinlikle. Dört ev, dört ayrı eve bölünmüş durumdasınız. Eşiniz? Eşim avukat. O da geziyor mu sizle beraber? Yok, katiyen geziyorum. <laughs> o Diyarbakır'da bürosu var, e, orada yaşamına devam ediyor. Yani aslında siz buraya gelen üçüncü vekilsiniz. Evet. Bütün vekiller Parçalanmış aile. Kesinlikle evet, evet. Niye böyle? Yani vekillik aslında dışarıdan göründüğünün aksine çok zor bir iş. Görev e, ya da gitmeniz gereken iller, şimdi korona var, yurt dışına çıkamıyoruz ama... ...her an e, her yere gitmeniz gerekebilir. Yani olağanüstü bir durum olabilir, parti görevlendirmesi olabilir. Ankara bir adres doğru, meclis çalışmaları ama onun dışında e, diğer bütün illere gitmemiz gerekiyor. Yani bu bizim saydıklarımız evlerimizin olduğu. Bir de bunun dışında gittiğimiz e, yani. birçok il var. Paramparça durumdasınız. Yani ya aslında bir aile bütünlüğüne aykırı bir meslek. Kesinlikle. Yani aile kavramı milletvekilliğiyle bağdaşmıyor bence. Yani çok uç bir şey söyledim çünkü hani o bildiğimiz aile her gün birlikte olacaksınız. Her Zaman akşam gece, yemek yiyen. Her akşam yemek yiyen, hafta sonu birlikte kahvaltı yapan ya da hani beraber tatil yapan düzenli tırnak içinde söylüyorum düzenli bir yaşam yok. ...tamamen e, mevcut işlere göre, planlamalara göre değişen bir takviminiz oluyor. Şimdi siz, o, oğullarınız İstanbul'da, eşiniz Diyarbakır'da, siz Türkiye'nin çeşitli yerlerindesiniz. Aynen, aynen öyle oluyor. E mesela ne oluyor? Ayda bir, işte üçüncü pazar hepimiz bir araya geliyoruz diye sözleşiyor musunuz? Herkes o pazarı biliyor. Yok onu daha çok e, yani biraz benim açımdan bencillik oluyor. Ben kendime göre planlamaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hani diyelim ki e, İstanbul'da programım var. E, üç gün, beş gün her neyse ya da bir gün. E, o gün çocukları kendime uyduruyorum. Hani rica ediyorum bugün birlikte olalım. Babaları da e, geliyor. Babaya da e, rica ediyorum. O bazen uyar bazen uymaz. Çünkü onun da bir mesleği var. Hani e, düzenli bir yaşamı var. Şunu söyleyebilirim. Uzun yıllardır ilk defa bu korona e, ...yüzünden bir araya geldik. <laughs> yani böyle birlikte bir aile olarak yaşıyoruz. Aslında bu bir masraf çünkü işte Siirt'e gitmek masraf, başka yerde seçmenler var, oraya gitmek masraf. Bu masrafları siz cebinizden mi karşılıyorsunuz yoksa parti ya da milletvekilliğinin bir ödeneği mi var? Yoksa bütün milletvekilleri böyle gezerken kendi ceplerinden mi harcıyorlar bu parayı? tamamen kendi cebimizden karşılıyoruz. Yani hani meclisin bu konuda ayrı bir ödeneği yok. Bu konuda e, yanlış bilinen bir şey var. Hani milletvekilleri çok para kazanır. E, i̇şte maaşları şu kadardır falan. Aslında yani tüm vekiller adına şunu söyleyeyim ki bu dediğimiz bütün e, hareket kabiliyeti sizin kendi aldığınız o ödenek. Ayrıca maaş değildir o. Hani ona ödenek adı altında e, verilir. Onunla karşılarsınız. Yani özel bir ödenek yok. Her şey onun içinde yani. Her şey onun içinde. Uçak paran, işte araba, mazotu, yemeği, kirası, ne bileyim her şey. Peki insanlar niye milletvekili olmak istiyor? Buradan bakınca şu anda sizin anlattıklarınızı çok da karlı bir şey değil bu. Tabii ki kar, yani kar gözüyle bakıp bakmadığınıza bağlı. Hani mesela biz HDP olarak diyeyim, ben kendi adıma milletvekilliğini bir mücadele aracı olarak görüyorum. Hani bir şeyleri değiştirebilmek, düzeltebilmek, demokratikleşmeyi sağlamak, yasama organının rolünü yerine getirmesi... ...Türkiye'deki toplumsal kesimlere yönelik ayrımcılıkların son bulması... Kadına yönelik şiddetin, farklı cinsiyet kimliklerine, yönelimlere dair bu nefret suçlarının sona ermesi... Ee, ...Kürt meselesinin çözümü, yani demokratik yollarla çözümü... Ee, ...özcesi demokratik bir e, sistem, bir Türkiye, demokratik bir cumhuriyette yaşama isteği bu motivasyonu veriyor. Yoksa hani sizin de dediğiniz gibi akıl kârı değil. Yani avukatsın, paranı kazanıyorsun, evin var, ailen var. Niye bu kadar yorulasın? Bu bir ideal bu bir e, mücadele anlayışı hani e, yaşam biçimi yaşam felsefesi aslında yani ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Tabii ki bütün partileri de böyle görmemek lazım. Hani e, örneğin diyelim iktidar partisi üyesiyseniz hani milletvekiliyseniz onun olanakları çok farklı. Bugüne kadar Türkiye tarihinde biz baktık, araştırdık, danışman arkadaşlarla. Bizim gruptaki kadar farklılıkların bir arada olduğu bir grup yok. Hani bizde Arap milletvekili arkadaşımız var, Süryani var, Ermeni var, Yezidi var, Kürt var, Türk var, her kimlik var. Sadece Roman milletvekilimiz yok. Ee, CHP'de var bir Roman milletvekili. LGBT yok. E, LGBT yok. adaylarımız vardı ama hani vekil olarak seçilebilen yok. Yani herkesi mümkün olduğunca kapsayan e, Türkiye bizimdir anlayışıyla. Hani biz Türkiye'yiz, Türkiye'de her tarafından... E, söz kurabilmek adına bu e, mücadeleyi yürütüyoruz. Bizim için bir mücadele aracı. Siz HDP'nin grup başkan vekilisiniz. Evet. Mecliste çok gergin oturumlar oluyor. O kadar gergin oturumlar oluyor ki milletvekilleri sıraların üstüne çıkıyor, masaların üstüne çıkıyor. İşte o ona geçen gün gördüm, elindeki bir şey fırlatıyor filan. Mesela bu kadar gerilimden nasıl sağlıklı bir ruh haliyle çıkabiliyorsunuz? Sağlıklı olduğumuzu kim söyledi? <gülüyor> <gülüyor> yani emin olun çok güç. Ee, hakikaten çok güç. Yani ben çok zorlandığım zamanlar yaşıyorum. Ee, böyle herkesin bildiği e, doğrular vardır ya, ya da kanaat öyledir. O mecliste o bir anda ters yüz olur. Hani örneğin bu infaz paketi döneminde bir soru sormuştum. Özgür Özel'le birlikte sonra tartışma büyüdü. Yani destekledi. Ben İdris Baluken ölsün mü dedim. Bu paketi geçirerek içeride kalanların aslında ölümüne imza atıyorsunuz. Çünkü korona döneminde İran'da, İtalya'da, İspanya'da birçok ülkede cezaevleri boşaltıldı. Ve bir devlet bunun tedbirini alabilir. Biz dışarıda korunamazken içerideki nasıl korusun kendini? Ee, ...çok güç e, bir durum ama biz hani grup başkan vekilleri olarak o sükuneti sağlamak zorundayız. Çünkü biz sadece o tartışmalara giren değil, aynı zamanda grubumuzu yöneten, meclis e, gündemine karar veren... ...birlikte e, ortak noktalarda danışma kurulu dediğimiz bir müessese var. O gün hangi kanun gelecek, hangi önerge gelecek ve benzeri. Ama bunu tabii iktidar kendi çoğunluğuyla genellikle geçiriyor. Yani özcesi kolay değil. Ruh sağlığını grup, korumak da kolay değil. Grup başkan vekillerini sınıf başkanına benzetiyorum ben. <laughs> Kötü bir benzetme ama galiba biraz öyle. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle konuşanları yazarlardı ya lisedeyken. Şimdi Hı -hı. siz de sizin durumunuzda o işte. Bir dakika kavga etme, oraya vurma değil mi? Hep kontrol Aha. etmek zorundasınız. Tabii yani hani mecliste kavga asla benimsenebilir bir şey değil. Çünkü orası söz kurulmalı. Sözle derdimizi anlatmalıyız ama e, bazı dönemlerde bu dönem yine az oldu. Geçen dönemde... Ama bir, geçenlerde hepimiz bir görüntüsü ettik, korkunçtu. En Engin Özkoç'la olan kavga, bu dönem ilk galiba. Yani 27. dönem için söylüyorum. Ee, geçen dönemde o anayasa değişikliğinin geçirildiği dönemlerde tek adam e, anayasası. Mesela o zaman e, tamamen kavgaya gelmişlerdi. Hani iktidar grubu, dövmek üzerinden. Bizim bir... Şafak Pavey'in Şafa ben kaldırmıştım, hiç unutmuyorum mesela e, gözümün önünde saldırıya uğradı ve e, bacağı çıkmış. e, bacağı çıkmıştı biliyorsunuz protezdi. E, bizim Pervin Hanıma tekme atıldı. Ee, Burcu Çelik bizim Muş milletvekilimiz yerden. O gün e, bana çok e, trajikomik bir şekilde gülerlerdi. Ben herkesi kaldıran ve hani kurtarma pozisyondaydım. Düşünün böyle bir tablo, hastaneye götürün, revire götürün. Meral Hanım öyle durumlarda hani aman bir dakika burada bir kadın milletvekili var... ...buna da dikkat edelim denmiyor mu? Hani hayatta öyledir ya hayatın akışında hı hı. E, işte adam çok sinirlenir ama iki adam kavga eder ama... ...orada bir kadın varsa da ona hakikaten de bir saygı gösterir ya. Yani sokak ağzında, tırnak içinde söylüyorum, öyle bir tavır vardır İşte erkek kadına el kaldırmaz. Ya o şafağın e, düştüğü yani kavganın olduğu e, olay şeydi kadınlar arasındaydı. Ah kadın kavgası, tabii et fight. <laughs> e, o şeydi e, Aylin Nazlı aka kendini kürsüye kelepçelemişti. O gün erkek vekiller yoktu. Zaten benim tanık olduğum beş yıldır ilk kadınların. Hani karşı karşıya geldiği meseleydi. Diğer olaylarda e, yani o sizin dediğiniz meselede kadınlara dokunmayalım hani gibi bir algı vardır ya e, kısmen o yapılıyor hani kısmen derken mesela biz de araya giriyoruz yapmayın etmeyin çok yaparız hani dinlenir de onu hani objektif olarak söyleyeyim erkeklere durun dediğimizde bir bir kendilerine gelirler ama bu orayla sınırlıdır çünkü meclis çok erkek çok erkek bir meclis var. Eril bir meclis var. Örneğin ben hiç uyarmadıysam 20 defa uyardım. Bu dili terk edin. Mesela birbirlerine beyler, efendiler, adam olun. İşte e, bu dil mesela e, ya da bizim kadınlarımız mesela hani ben çok karşı çıktığım için ya biz niye sizin kadınlarınız oluyoruz ya da bütün kadınlar neden sizin oluyor? Bizim erkeklerimiz demiyorsunuz. Hani o o eril stil e, erkek egemen zihniyet mecliste inanılmaz dominant. Yani e, ve geçen hafta küfre bile tanıklık ettik biz kadın e, vekiller olarak. Onun için HDP grubu olarak CHP'nin de e, kadın vekilleri bazen ortak da tepki gösteriyoruz. Çünkü denk düşüyor. O dil mesela beni çok rahatsız ediyor. Bir erkek çıkıp kürsüden erkek vekil efendiler beyler hani dediğinde ya orada bütün kadınları yok sayıyor aslında. Hani e, biz orada sadece erkekler oturmuyor. Ayrıca erkeklik değil mesele. Bu yasalar sadece erkekler için yapılmıyor. Türkiye'de herkes için yapılıyor ve biz bu toplumun yarısıyız hani. Yarısının sözünün geçmesi için bizim partide e, kadın hassasiyeti ve kadın temsiliyeti çok e, önemli bir meseledir. Birincil meselemizdir. Ee, yani kadına yer vermeyen, kadını görmeyen, kadın özgürlüğünü, eşitliğini esas almayan e, konuşmalara da itiraz ederiz seni hani zamanında. Ama sizin sorunuz bana onu hatırlattı. Ee, çok erkek bir meclis var. Ben e, Özgür Özel ve Özlem Hanım zenginden öğrendim ki arkada bir sihir odası gibi bir yer var. Yani gruplar işte çok gerilim olunca grup başkan vekilleri arkaya toplantıya gidiyor. Evet. Ben, ben çok şaşırmıştım ilk bunu duyduğumda. B bütün gerilim orada aşağı çekiliyormuş. O olmak zorunda evet. Yani şöyle diyelim gerilim çok büyüdü. Her birimiz bir partiyi temsil ediyoruz. Yani grubu yönetmek, kollamak, hani temsil etmek noktasında meclis başkan vekili bizi arkaya çağırır ve o e, yani çalışmanın devam etmesi gerekiyor bir de. Ya özür mü dilenecek? ...ceza mı verilecek? Çünkü e, milletvekillerine de iç tüzüğe göre farklı cezalar verilebiliyor. E, yani şüphesiz orada her zaman böyle güllük gülistanlık değil arka oda. Hani Özlem Hanım ve Özgür Bey ne söyledi bilmiyorum ama... ...ama tabii ki iletişimin olduğu, tamamen iletişime açık bir ortamın ve çözüm odaklı. Hani e, çalışmaların devam etmesi yönünde bir uzlaşı aranıyor. Öyle söyleyeyim. Nerede? Mesela oraya... Şimdi bir gerilim oluyor, siz de grup başkan vekilisiniz, İçinizden şöyle bir şey geçiyor mu? ...ya gene gideceğim bu arka odaya ve gene şimdi bir sürü, hani aslında orada her, benim anladığım bir kör dövüşü de var. Kim özür dileyecek, değil mi? Öyle bir iletişim kurulmaya çalışılıyor Hı -hı. çünkü çıkacak sonuçta birisi özür dileyecek Hı -hı. ve meclis çalışmaya devam edecek. İçinizden öyle bir şey geçiyor mu? Ya gerdiniz ortamı, şimdi gene ben gideceğim arkada ter dökeceğim. Ya şüphesiz o duygu olabiliyor, <laughs> şüphesiz bazen oluyor. Yani hani e, özür diletemediğiniz zamanlar oluyor. Mesela bize, özellikle bizim parti karşı e, yani toplumdaki, siyasetteki büyük haksızlığı bir tarafa bırakarak söyleyeyim. Mesela mecliste de e, örneğin Garo Paylan. ...hani ceza almıştı, oturumdan <laughs> çıkarıldı. Ermeni soykırımı dediği için, örneğin. E, ya da Ahmet Işık'la bir tartışma oldu. E, Ahmet'e çok ağır şeyler söylediler ama özür dilemediler. İşte grup başkanı bir ortalama açıklama yaptı. Orada bile bir güç dengesi söz konusu olabiliyor. Ama meclis başkan vekilleri mümkün olduğunca hangi partiden olursa olsun bir şey çabasındalar, düzeltme öyle diyeyim hani çalışmaların devamı. Çünkü önünüzde bir yasa var ve o yasanın görüşülmesi lazım. Tabii ki yasalarda bütün partilerin uzlaştığı bir yasa olmuyor yüzde 99. İktidar grubu ve MHP birlikte onu daha çok hani Geçirme çabasındalar. Örneğin bu her zaman da dediğiniz gibi olmuyor. Uzlaşmadan da çıkabiliyoruz. Sa ha, hani... öyle mi? Tabi tabi. Yani e ne oluyor? Hani... Tatil mi? Oluyor ee, o zaman? Tatil olmuyor. Devam ediyor. Herkes sözünü söylemeye devam ediyor. Mesela özür diletemediniz, çıkıp e, bu şekilde özür dilemeliydi. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hani ısrar ediyoruz diyebiliyorsunuz. Karşı taraf bunu söyleyebiliyor. Yani bu e, önünüzdeki yasaya bağlı, o sözlerin ağırlığına bağlı. Ee, çözüme ne kadar yakın olduğu herkesin yakın olmasına bağlı değişiyor hani mesela infaz paketinde yedi gün yedi gece yetmiş saat çalıştık yani in, insanlık dışı bir çalışmaydı ve korona döneminde yani iktidar grubu tek bir virgül değiştirmedi yani. Hani normalde orada partilerin katkıları çok önemlidir ee, ve hukukçular çalışıyor orada. Ee, on bir kanun değiştirdiler ve eminim e, AKP'nin en tipik özelliği budur bu arada, size de söyleyeyim. Kanunları yapboz tahtasına dönüştürdüler. Bir kanun değiştiriyorlar, iki ay sonra uygulamada yanlışlığını görüyorlar, tekrar değiştiriyorlar, tekrar değiştiriyorlar. Ve bunları dinlemiyorlar. Hani bilmeyen ama söz dinlemeyen bir iktidar. E, ...yapısıyla karşı karşıyayız. Konuyu dağıttığımın farkındayım. <laughs> çok dertliyim çünkü böyle birçok mesele Hiç var. Hiç siyasete keşke girmeseydim dediğiniz oldu mu? Korkarım dedim ya evet. Ee, ne oldu Çok da daraldım. Şöyle kendini dinleyememek, e, kendini zaman ayıramamak... E, ...sözünün karşılığını alamamak hani gibi zamanlarda... tümüyle iç ses hani. Ya ben eskiden daha iyiydim, hani en azından düzenli bir hayatım vardı gibi. Şüphesiz insani bir duygu bazen olabiliyor, evet. Çocuklarınız siyasetle ilgili mi? Değil. Aa. Yok, hiç değiller. Sizin yüzünüzden mi diyeceğim? Aynen, aynen. Bizim yüzümüzden e, ya da bizim sayemizde <laughs> bence bizim yüzümüzden. Çünkü çocuklar şöyle bakıyor, yani büyükler artık 25 yaşında, küçüğü 21 yaşında. Hani onlarla birlikte olamamak çektiğimiz sıkıntılar, hani. E, ...gerilim eve yansıyor bir şekilde, televizyonlarda bizi izliyorlar. Hani e, bu nedenle mesafeliler, oldukça mesafeliler. Mesela eşiniz diyelim, mecliste bir oturum seyrediyor, işte bürosunda oturmuş. Hı hı. Siz de tam bir kavganın ortasındasınız, meclis yayını kesiyor. Ne yapıyor eşiniz? Hemen sizi mi arıyor? Yok, yok, alıştı artık. <gülüyor> <gülüyor> aramıyor, yok, aramıyor. Hani çok büyük bir kavga yoksa e, aramıyor artık. Çocuklarınız? Çocuklar bazen arıyorlar tabii. Yani o kadar değil tabii. Anne iyi misin? Hani e, nasıl oldun? İşte bu okudum bunu ya da televizyonda gördüm e, gibi. Mesela e, bu neydi? Almanya'dan dönmüştüm. Bu korona döneminde meclise gittim. Grup başkan vekili mecbur ve testleri falan yapmıştık aslında. E, çok gereksiz bir şekilde AKP grup başkan vekili çıkıp dedi ki Meral Hanım karantinaya uymadı. Hayda Türkiye'de titi olduk. Yani Meral Danış Beştaş karantinaya uymadı. İşte çocuklar görüyor, her yerde yazılıyor çünkü. Halbuki yalan yani şöyle Cumhurbaşkanı, heyeti, şürekası gittiler, tokalaştılar, samimi samimi sam pozlar gelip çalıştılar. Ve ben geldiğim tarihte böyle bir gündem de yok hani. 11 Mart'ta açıklandı biliyorsunuz. Ee, ayrıca gerekli tetkikler de yapıldı. Mesela o gün çok büyük bir haksızlık hani kişilik... ...kişisel verilere yönelik bir saygısızlıktı. Çocuklar çok üzülmüştü. Hani e, niye böyle tartışıyorlar? E, sanki başkalarının hayatını tehlikeye atmışsınız gibi. Özür diledi gerçi ilgili kişi ama e, yine de rahatsız oluyorlar tabii ki. Yani ilgisiz derken şöyle siyaset yapmayı düşünmüyorlar. Hani bir mesafe e, çok normal. Değil mi? E, çok normal. E, siyasetçilerin çocuklarında bu çok sık görülüyormuş. ...biz de kendi çevremizden görüyoruz. Evet, bunu. geçenlerde Nevşin Mengü'nün de babası biliyorsunuz hı hı hı. Siyaset, O da asla siyaset yapmam ben dedi mesela. Mesela evet, evet. öyle e, yansımaları oluyor yani maalesef. Sizin anneniz olduğunuzu saklıyorlar mı acaba arkadaşların arasında? Sanmıyorum yani buna. <gülüyor> <gülüyor> e, sanmıyorum ama şöyle bir şey, benim çocuklarım için değil de genel olarak... ...şöyle bir realite var Türkiye'de, çok acı, çok can yakıcı. E, mesela... E, ...Kürt çocuklarının isimleri Kürtçe olabiliyor, hani hepsi değil ama... E, ...diyelim Galatasaray'da okuyor, Boğaziçi'nde okuyor ya da Koç'ta, her neyse. İsminden dolayı ayrımcılığa uğrayan çok genç biliyorum. Bize başvuruyorlar, ya yani arıyorlar ya da ailemizde, akrabalarımızda. E, ya da HDP'ye karşı bu düşmanlaştırma, hani e, terörize etme, kriminal gösterme... ...HDP seçmeninde çok büyük bir kırılmaya sebep oluyor. Kırılma derken üzüntüyü söylüyorum. Hani çünkü doğrudan bir ötekileştirme hali var. Doğrudan bir ayrımcılık uygulanıyor. Ve hani bizim çocuklar o bilinçteler. Bunu gizlemezler ama özellikle de söylemezler. Yani hani ben milletvekilinin çocuğuyum ya da hani zaten e, bizim çocuklarını yetiştirme tarzda kendi çocuklarım için söyleyeyim. Hiçbir zaman kendilerini ayrıcalıklı hissetmediler, hissetmezler. Çünkü bizim verdiğimiz kültür o değil. Yani biz herkes nasılsa biz de öyleyiz ama çok yakın bir arkadaşımın çocuğu e, Kabataş'ta, Galatasaray'da yani iki tane örnek verebilirim. Çok yakın bir arkadaşım. Mesela çocuklar e, dört yıl boyunca babalarının annelerinin milletvekili olduğunu, HDP'li olduğunu gizlemek zorunda kalmışlar. Çok canım yanmıştı. Yani çocuklar anlatmıştı bana. Çünkü diyor ki yani o kadar çok saldırıyorlar ki size hani ee, biz orada ayrımcılığa uğramak istemiyoruz. Zaten ismimizden dolayı hani bir mesafe var, bir ayrımcılık var ee, ve bu Türkiye'nin geldiği aslında vahim tabloyu gösteriyor. Yani o toplumsal ayrıştırmayı hani karşı karşıya getirmeyi çocukları bile... Lise çocuklarını, ortaokul çocuklarını, e, bu konuda maalesef deneyimler çok ağır yani. Özgür Özel'in kızı da saklıyormuş, babasının. Özgür Özel olduğunu söylemiyormuş. Ha yani CHP'ye de saldırılar başladıkça <laughs> onların çocukları da saklamaya başlayacak. Yani böyle bir durum e, ve bu çok tehlikeli bir şey. Yani HDP, CHP, MHP, İYİ Parti ya da AKP fark etmez, neticede hiçbirine bu dil... Doğru değil, hani bir de çocukları hele sorumlu tutmak. Farz edelim ki AKP'yi sevmiyorsunuz, olur ya, hani karşısınız ama o bir vekilin çocuğuna ne hakkınız var? O ayrı bir birey, ayrı bir karakter. Belki o başka bir düşüncededir. Hani e, bu babadan oğula, anneden oğula, kıza geçen bir şey değil aslında. Bu toplumun bu kadar hayatın her alanında politize olması... siz rahatsız etmiyor mu bir vekil olarak? Mesela ben bir birey olarak çok rahatsızım bu durumdan. Artık hı hı. son bir yıldır mesela geçenlerde bir video yayınladık işte. Çok seyredildi. Hı. Mesela sağcı gazeteler Pınar Altı Türklerin olmadığı yere tatile gidiyormuş diye başlık attı. Solcu gazeteler aralarındaki kocasıyla yaş farkını hiç umursamıyormuş diye başlık attı. Artık magazinde bile Siyaset. Bir siyaset var, çok acayip. Mesela niye biz bu, bu hale geldik? Niye hayatımızın her alanı... ...hani alt tarafı... E, ...yarım saat, hoşça vakit geçirmek için seyredilen bir YouTube videosu bile politize oluyor. Hı hı hı. Niye böyle oluyor Meral Hanım? Yani her şeyin siyasileşmesinden ben bir siyasetçi olarak rahatsızım. Yani e, kesinlikle. Çünkü hani çok insani... E, ...hayatın olağan akışında yaptığımız işler... ...hani düşüncelerimiz, duygularımız... E ee, bu şekilde alet edilmemeli bir şeyler. Ya yani o konuda kesinlikle aynı kanaatteyim. Yani mesela ben kendim için ya da bizler için, kendi çevrem için söyleyeyim. E şundan rahatsızız. Yani hani normal bir müzik dinleyebilmek, hani sinemaya gidebilmek, tiyatro izlemek, hani hayatın e, içinden başka bir şeyle uğraşmayı özlüyoruz. Mesela ben çok özlüyorum. Hani ya da gittiğim bir arkadaş ortamında, sosyal ortamda ya havadan sudan konuşmak istiyorum. Ya bahar geldi, çiçekler ne kadar güzel açtı işte yağmur Kısır yağıyor misin? <laughs> ya da ya da ne yemek tarifi, Yani bunu hakikaten özlüyorum ve bazen arkadaşlarıma şey derim sosyal e, ortamlarda ya sosyalleşmek istiyorum. Bana siyaset sormayın. Hani işte şu ne dedi? Bu ne olacak? Bunu çok bilirler arkadaşlarım izliyorlarsa, izleyeceklerse. <laughs> hani şey derim lütfen. Çünkü gittiğimiz her ortamda da siyaset konuşuluyor. Hani seni gördükleri anda Aa, işte Cumhurbaşkanı bunu dedi, işte Demirtaş nasıl, ee, işte Kılıçdaroğlu şunu yaptı, Mithat Sancar böyle dedi, sen şunu dedin. Yani sizin zaten bir şansınız kalmıyor ama sizin dediğiniz kapsamda da e, bunun sebebi bence e, yaşam tarzlarıyla doğrudan ilişkilendirilmesi siyasetin. Siz popüler kültürle ilgileniyor musunuz? Çok değil. Hiç ilgi alanınıza girmiyor yani tabii ki ilgileniyorum da hani ne hangi alanda e, ne neyi bileyim, sorduğunuza bağlı. Hani siyasetten kopmak istediğinizde oturup bir dizi seyreder misiniz mesela televizyonda? Netflix'te izlerim tabii canım. Yani ne olmasın İzliyorum da Var öyle seyrettiğiniz işler, yani devamlı, her hafta düzenli seyredersiniz. Düzenli değil, hani zaman buldukça mesela, e, şimdi söyleyeyim de nasıl karşılanır? La Casa de Papel'i zevkli izledim yani mesela. <laughs> 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 Örneğin ya da hani e, Yedinci Koğuş'ta Mucize, hani böyle popüler kültür içim derken... İçim benim o filmde ağlamaktan. Ben de çok ağladım, e, hakikaten çok, çok ağladım. Çok ağladım yani, sonra da dedim ki keşke seyretmeseydim Yok severim yani dizi izlemeyi, e, böyle sinemaları e, önerilen onları, o, o ilgi... o da... O düzeydeyse sorunuz var evet. Ha? Roman okursunuz. Okurum evet. Ne evet. okuyorsunuz mesela? Daha çok klasikleri bitirmiştik lisede üniversitede biliyorsunuz. Hani bu güncel çıkan önerilen kitapları ne okursunuz? Edebiyat'tan ziyade e, daha çok mitoloji tarih hani e, siyaset bilimi ama düz romanlarda okurum mesela. Ee, en son okuduğum romanlardan biri, İran'da Bin Gün, Yüz Gün galiba. Ha, Mesela evet. çok etkileyici bir kitaptı. Çok. Cezaevini anlatıyor. Yine cezaevi işte. <gülüyor> <gülüyor> onu okumuştum. Son tahlilde insan galiba e, içinde bulunduğu iş ortamından ayrı çok da ayrılamıyor. Aynen, herhalde. işte Ergüvan Bahçesi diye bir Yahudi soykırımına dair bir şey vardı. Ee, onu okumuştum. Çok okudum ama şu son yıllarda daha az okuyabiliyoruz roman özellikle. Nedeni de şu... Biz çok güncel yayın takip etmek zorundayız. Hani e, özellikle maalesef konumuz gereği yani kim ne dedi, hangi köşe yazarı ne yazdı, dünyada ne oldu? E, New York Times'ın manşeti nedir? <laughs> uluslararası ilişkilerde ne düzeydeyiz? Çünkü her an bir mikrofon uzayabilir ve siz hani onu bilmek gibi bir göreviniz var. Hani onu yorumlamak ayrıca sadece bilmek değil. Güncel e, medya takibinden çok fazla zaman bulamıyoruz. Meryem Hanım, mesela her sabah kalkıp bütün gazeteleri okuyor musunuz? Bütün gazeteleri değil, bizim basın özetleri çıkıyor. Milletvekillerine özel. Tabii tabii, yani bizim genel merkez basın özetini çıkarıyor. Bir haberler, bir de... O günün köşe yazıları, hani önemli makaleleri e, her sabah gönderilir dokuzda bizim mail kutumuzdadır. Ona bakarız hani. E, sonra uluslararası dış ilişkiler komisyonumuz bize uluslararası şeyleri gönderir, hani makaleleri önemli bulduklarını. Tabii ki size bağlı. Mesela manşetlere bakmaya çalışırsınız bugün hangi gazete hangi manşeti ortaya çıkardı. Tabii bu arada sizin MYK toplantınız var, grup yönetimi toplantınız var, grup işleriniz var ee, ayrıca meclis işleriniz var kadın grubu var hani o arada bir dolu işi de yönetmek zorundasınız mesela o kadar WhatsApp ve Telegram grubumuz var ki bazen kafanız karışıyor hani nereye <laughs> ne yazacaktım falan bir yanlış mı yazmıyorsunuz yani inşallah. Ben... <laughs> O meclis konuşmalarını yazan insanlar mı var Meral Hanım? Herkes kendi bir konuşmasını kendi mi yazıyor? Ya o kişiye göre değişiyor ee, danışmanlarımız var tabii ki yani herkesin danışmanı var. Ee, mesela diyelim Erdoğan'ın kesin yazılıyor biliyorum evet. mesela. Bence Kılıçdaroğlu'nun da ha. yazılıyor. Kılı Kılıçdaroğlu'nun da mesela ama Kılıçdaroğlu her zaman okumuyor mesela hakkını yemeyeyim. Mesela irticalen konuşur. Okumaz. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok büyük ihtimalle bir metin veriliyor o onu hani ezberlemese de mealini ha, biliyor. Mealini şüphesiz yani okuyor. Ama mesela diyelim bizim eş başkanlar Mithat Sancar ya da per Selahattin Bey Pervin Hanım da yani okur ama kendi çıkardığı sonuçlar ve neyi sunacağı. Yani yüzde yüz danışmanın verdiği metinle e, istisnadır. Bizim parti için söylüyorum hani. Mesela ben kendim e, okumayı beceremem. Bunu bütün milletvekilleri bilir. Diğer gruplar bile söyler. Lütfen okumayın. Çünkü okurken takılırım. <gülüyor> hani, <gülüyor> hani bir metin önümde ben yazmışımdır aslında. Danışmanımla beraber son şeklini hani vermişizdir. Zorlanırım çünkü okumaya alışkın değilim, mesleki bir şey. Hani anlatmam lazım bir şeyi. Ee, anlatırım daha çok ama şüphesiz mealini önce satır bir, bir cümleli de olsa, hani şu konuya değineceğim, bu konuya değineceğim. Bir milletvekilinin ee, kaç tanışmanı var? E, bizim üç personelimiz var toplamda milletvekillerinin tümünün bir. Üçüncü personel dediğimiz hani şoför olarak kullanabilirsiniz. Başka şekilde sekreteriniz var, bir de danışmanınız var. Bir tane. De, her bir, bir, tane. Toplam, bir tane. Ama grup başkan vekillerinin e, tabii daha fazla. Bizim 12 tane diyelim. Danışman, grubun danışmanı var. Biz onlardan faydalanabiliyoruz. Ekonomi, hukuk, işte ne bileyim, e, siyaset bilimi, hani farklı alanlarda uzmanlar. Genç genç çocuklar olan. mı bunlar? Bizimkiler genç. Ne oluyor? HDP grup Kim karar veriyor o çocukları almak için? O bir başvuru yöntemi var. Normal e, mülakat gibi bir şey. Hani uzmanlık alanı nedir? Hangi uzmanlık alanında arıyoruz? Yetiyor mu? E, diyelim ki üç kişi başvurdu siyaset biliminde. Biri master'lı, biri işte daha yüksek düzeyde deneyimi var. Ona göre bizde liyakat esas alınıyor. Objektif yani hani e, tutmaya çalışıyoruz. Onların maaşlarını devlet ödüyor. Biz ödemiyoruz. Evet, evet, meclis ödüyor. Aa ilginçmiş, Hı -hı. O, çok ilginçmiş. Yani şey. biz ödemiyoruz. Mesela Amerika'da farklıymış. Bu, bu yılda gittiğimizde sorduk, belirli bir bütçe veriliyor milletvekiline. O kendisi danışmanları karşılıyor. Bizde öyle değil, bizde otomatikmen meclis personelidir. Ama mesela siz kendi danışmanınıza tamamıyla şahsen kendiniz karar, karar veriyorsunuz. Tabii, tabii, üç personele... E, i̇ki personeli biz karar veriyoruz ama e, birinin memur olması gerekiyor, Sekreterya dediğimiz. O kurumlar arası geçiş olabiliyor. Yani bir devlet dairesinden gelmiş olması hmm. gerekiyor, diğer ikisi gerekmiyor. Öyle bir şey de var. Yani onlar sizin milletvekiliniz süresince oradalar ama beş yıl sonra seçimler yenilendiğinde... ...ya devam ediyorlar, ya etmiyorlar. Biz, geçici personel gibi. Tabii ki, tamamen geçici. Yani meclisin asıl personelleri var. Mesela diyelim ki e, grupta iki şoför var örneğin, bir müdürümüz var. Bunlar meclis personeli örneğin ya da işte e, meclis başkanlığı. Şu anda örneğin e, grup başkan vekillerine meclis birer şoför veriyor. O meclisin personeli benim değil. Ama ayrıca bir tane şoför tutma hakkınız var. Onu siz karar veriyorsunuz. Hani e, danışman mı olsun, şoför mü olsun. E, o konuda personelleri ikiye ayırmak lazım. Bir meclisin kadrolu personelleri, bir de vekillerle birlikte gelip, hani kendi seçtikleri ve onlarla birlikte giden personeller. Daha ne kadar siyaset yapmayı düşünüyorsunuz? Yani bu benim son dönemim ee, üçüncü dönem ee, bizim partide e, ilkeler hani vardır iki dönem normalde fakat 7 Haziran çok kısa sürdüğü için hani e, o sayılmadı normal koşullarda 2023'te bitiyor benim e, görevim ama tabii ki milletvekili olmasam da e, siyaset e, katkı mücadele bitmeyecek yani o anlamda e, bir şeyi e, bırakmak değil bizim açımızdan ben bizim anlayışımızı söylüyorum. Mutlaka işin bir yerinden tutarız. Tabii gelecek ne gösterir bilmiyoruz. E, hani erken seçim olur mu olmaz mı? Hani e, nasıl bir tablo olur? Partimize yönelik bu saldırılar ee, hangi düzeyde seyredecek. Onları da e, aşmaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'nin hakikaten e, demokrasiye, ittifaklara, güçlü ittifaklara, işbirliklerine, dayanışmaya e, ihtiyacı var. Yani şu anda bu e, karanlıktan çıkmamız gerekiyor. Merhan, Süleyman Demirel'in bir lafı var ya. Siyasette 24 saat çok uzundur. Çok doğru bir laf. Evet. Mesela hiç on, bu cümleyi ya hakikaten Demirel doğru söylemiş dedirten bir an oldu mu size çok anı var aslında sadece bir anı değil zor bir soru sordunuz <laughs> <laughs> normalde düşünüyorum ama hani çok var örneğin e, dokunulmazlıkların kaldırıldığı e, dönemde dört Kasım önce sen yani hepimizin dokunulmazlıkların kaldırıldığı ben kendi adıma söyleyeyim milletvekili olarak o dönem buna ihtimal vermemiştim. Son genel kurula geldiği takvime kadar e, çünkü CHP karşı çıkacaktı örneğin hani e, hatırlarsınız belki kamuoyunu yani bu geçmez meclisten ve genel kurula gittiğimizde 24 saat değil 3 saatte değiştiğini gördüm e, mesela kişisel deneyimim açısından çok moral bozucu hayal kırıklığı ve üzüntü vericiydi ama aynı zamanda bir deneyimdi yani değişebiliyor mesela sabahki konuşmalarımızla ...basınla sürekli bir temas var, işte diğer gruplarla vesaire, bir temas var neticede. Mesela ben öngörmemiştim. Hani bunun bu kadar hızlı bir değişimi ama oldu. Ve e, CHP'den e, bir kısım milletvekili evet dedi. E, yüksek sayı değildi ama evet dediği için geçti. Ve e, onun sonucunda maalesef hala arkadaşlarımız içeride. Yani çok ağırdı. Kötü bir anı oldu ama e, evet. öyle onu hatırladım. Çok keyifli bir sohbet. Sağ olun. Çok şey öğrendik. Geldiğiniz <laughs> için çok teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür olun. ederim. Sağ olun.